Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ciddi şekilde alım ve satıma maruz kalan özellikle de yabancılar tarafında alım ve satıma maruz kalan hisseleri birlikte inceliyor olacağız. Bildiğiniz gibi hisselerin alım satımında yani fiyat dengesinin aslında belirlenmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi arz talep dengesi. Tabii ki teknik analizimizi, temel analizimizi, hisse değerlendirmemizi, kap takibimizi çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Zaten bunlar arz talebi belirleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bizler doğrudan arz talebi belirleyen faktörlerden biri olan yabancı alım satımların da iyi şekilde takip ettiğimizde kuvvetlice satış yiyen veya kuvvetlice alış baskısı tarafında olan hisseleri gördüğümüzde belirlediğimizde alım satım kararlarımız veya hisselerin yukarı mı gideceği yoksa aşağı mı gideceği yönündeki izlenim ve tahminlerimizin çok daha kuvvetli olacağını bilmemiz gerekiyor. Bugün sizlerle birlikte 3 tane rapor hazırladım. Bu raporlar eşliğinde tabii ki bunlar hazırlanmış raporlardı. Ben sizler için ekranlara getireceğim birazdan. Bu raporlar eşliğinde Sizlerle birlikte hisselerin yabancılar tarafından alınıp alınmamasını ve son birkaç ay içerisinde ne oranda satıldığını ne oranda alındığını birlikte görüyor olacağız. Aslında bunun yanına çoğu zaman yaptığım gibi pay alım satım bildirimlerinde yani yabancıların hisseleri alım satımları ve aynı zamanda şirketlerin patronlarının o hisseleri alım satımlarını da sizlere gösteriyordum. Fakat kap tarafına baktığımız zaman sizler de göreceksiniz bakın. Bugün daha videoyu 14.00 itibariyle çektiğimizden tek bir bildirim gelmiş. Dün sadece yine bir bildirim gelmiş. Ondan önce 26 607 tarihinde 2 bildirim gelmiş. Bu bağlamda baktığımızda pay alım satım bildirimlerinde şu anda bir hareketlilik söz konusu değildir. Muhtemelen 6 aylık bilançoların gelmesi sonrasında bunlar hareketleneceği için şu an biraz bekleme noktasındayız. Bu yüzden sizlere muhtemelen Ağustos ayının başı ve ortası itibariyle tekrar pay alım satım bildirimlerini çekeceğim. Bunları ben günlük olarak bildiğiniz gibi takip ediyorum. Hareketliliği gördüğüm zaman dişe dokunur pay alım satım bildirimlerini gördüğüm zaman sizler için video haline getireceğim ve analizlerimizi yapıyor olacağız. Ama dediğim gibi bugün şirketlerin patronlar tarafından alım satılmalarından ziyade doğrudan yabancılar tarafından alınıp satılmalarını inceliyor olacağız. Kanala abone olup beğeni butonuna bastıysanız çok teşekkür ederim. Hemen videoya başlayalım. Öncelikle burada Akbank'ın 25 Temmuz yani 3 gün önceki raporuyla başlıyor olacağız ki önce hisse bazlı görelim. Çünkü sizlerin en çok istediği şey bildiğim gibi piyasanın konjektürün gelişi gidişatı vesaire değil de doğrudan sahip olduğunuz hissenin durumunu bilmek istiyorsunuz. Şimdi bu bağlamda baktığımızda biz burada hisseleri tek tek hızlıca göstereceğim sizlere. Önemli olan bizim bakmamız gereken yer bakın Şubat 22 diyor. Temmuz 22 diyor. Yani biz şuradan bir nokta çıkartırsak bakın şuradan şurayı düz bir şekilde ilerletiyorum. Şuradan şuraya kadar bakacağız ki Şubat'la Temmuz arasındaki yani son 6 ayda hissenin neler yaşadığını görelim. Eğer biraz daha şu uç kısma bakmak isterseniz bakın mouse'u gösterdiğim kısmı bu da son bir ay içerisinde gerçekleşen noktasını görmüş oluyoruz. Şimdi Akbank'a baktığımızda Şubat ayından itibaren çok ciddi bir çıkış olduğunu garantide Halkbank'ta işte Vakıf Bankası'nda işçiye kısmen biraz daha az olmakla birlikte neredeyse tüm bankalarda çok ciddi bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. Aşağı geldiğimiz zaman devam edeceğiz şimdi. Burada bizim için önemli çıkış olan ve önemli giriş olan hisselere bakacağız. Burada Akgens'e geldiğimizde herhangi bir şey olmadığını yatayda olduğunu görüyoruz. Anadolu Efes'te yine aynı şekilde. Arena bilgisayarda aynı şekilde ama mesela Alarko'da çok ciddi bir giriş olduğunu görüyoruz. Özellikle burayı Şubat kabul edersek Nisan-Mayıs itibariyle çok ciddi bir giriş var. Aksa'da ciddi bir çıkış var. Aksigorta'da ciddi. Anadolu Hayat'ta ve ANSGR'de ciddi çıkışlar var. Arçelik özellikle bilançosunun da çok iyi gelmemesiyle birlikte ciddi çıkışlara maruz kaldığını görebiliyoruz. Aygaz, Fonet biraz daha yatay olduğunu görüyoruz. Bir de şuna lütfen dikkat edin bu incelemeli gerçekleştirirken hangi seviyeden hangi seviyeye geldiğini yani Fonet'e baktığınızda zaten %25'lik bir yabancı payı, var. Ama Arçeli'ye geldiğimizde %65'lik bir yabancı payı var. %60'dan bakın şu an gördüğünüz %60'dan Ekim 20'den bahsediyorum. 2020 Ekim yani 2 sene önceden. %60'dan %20'ye gerilemiş. Yani %40'lık bir yabancı payı tamamen çıkmış. Burada ise çok ciddi bir artış olduğunu düşünüyorum düşünüyoruz ama %10'dan %25'e %15'lik bir artış var. Yani %40'a %15. O yüzden lütfen şu soldaki baremleri, yüzdesel baremleri de incelemeyi unutmayın. Devam ediyorum. Yataş'ta ciddi bir çıkış olduğunu görüyoruz ama son zamanlarda artışın tekrar başladığını görüyoruz. Coca-Cola'da çok ciddi uzun vadeli bir artış olduğunu görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman Çelebi'de de son zamanlarda bir artış olduğunu görüyoruz. Doğan Holding'de yine yataylı seyirde kaldığımızı görebiliyoruz. Aşağı doğru ilerliyorum şöyle hızlıca. Mavi'de bir miktar son zamanlarda yukarı yönlü bir hareket var. Ereğli'de çok ciddi bir aşağı yönlü hareket var. Enka'da çok ciddi bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyorum. Forto'da da muazzam aşağı yönlü bir hareket var. Goody'nin yatay kaldığını görebiliyoruz. Aşağı doğru devam ediyorum. Önemli olanlarda yine bakmaya çalışacağım ki çok zamanınızı almayayım. Kardemir'de ciddi bir çıkış olduğunu görüyoruz. Logo'da güzel bir çıkış olduğunu yine görüyoruz. Sabancı Holding'de yine ciddi bir çıkış var. Aşağı doğru geldiğimizde ben bu linkleri isterseniz yorumlar kısmına da bırakırım. Siz de kendiniz daha da net incelemeler sağlayabilirsiniz. Şöyle artık biraz daha hızlıca bakmaya çalışacağım. Aşağı doğru geldiğimizde Tofaş'ta bir miktar çıkış var. Sonra düzeltmenin olduğunu görebiliyoruz. Türk Traktör'de hafif hafif bir giriş olduğunu görüyoruz. Ülker'de çok ciddi bir çıkış var. M-Park'ta çok ciddi bir çıkış var. Aşağı doğru geldiğimizde hisselerimizin burada bittiğini görüyoruz. Zaten herhalde bildiğim kadarıyla Bist 50 hisselerini incelemesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim daha yeni 28 Temmuz 2022 Perşembe'de Bist 50 endeksine yer alan hisseler arasında günlük bazda yabancı tekası en çok artan ve azalan 10 hisseye bakacağız. Burası bizim için önemli. Yani bizler şu anda günlük olarak haftalık olarak ve aylık olarak BIST 50 içerisinde en çok alınan ve en çok satılan hisseleri göreceğiz. Bu da demek oluyor ki yabancılar tarafından en çok alınan, en çok satılan hisseleri görebileceğiz. Yani satış baskılarına çok rahat bir şekilde karar verebileceğiz. Şimdi günlük bazda yabancı takası en çok artan hisselere baktığımızda Odaş, TSKB, İşçe, Akbank, İpek, Şişe, Garanti, Kozal, Tav ve Ereğli'yi görüyoruz. Şimdi burada anlayacağımız önemli bir nokta bankaların bilançolarının gelmesiyle birlikte bankalar yeniden revaş noktasına çıkabilecekler. Bankalarda tekrar yukarı yönlü bir seyir. görme ihtimalimiz yüksektir. Bakın kesin göreceğiz diyemeyiz ama görme ihtimalimiz yüksektir. Ereğli'de yavaş yavaş toparlanma olduğunu görebiliyoruz yine bu nokta. Satış tarafına baktığımızda Emlak Konut'un Doğan Holding'in Alarko'nun Enerjisa, Toaş, Türk Hava Yolları, Petkim, Gross, Koç ve Sabancı'nın olduğunu görüyoruz. Şimdi burada baktığımızda ne görüyoruz? Doğan Holding, Alarko işte Koç Holding, Sabancı satış tarafında biraz daha holdinglerin baskın olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Tabii ki burada günlük farklar da bizim için önemli. Yani ne kadarlık bir alım var, ne kadarlık bir satım var. İşte daşta işte 0.94. Aşağıya TSKB ile işçi arasında sadece 0.08'lik bir fark olduğunu görüyoruz. Burası da bizim için önemli. Aslında baktığımızda Sabancı'da sadece 0.16'lık, işte Koç'ta 0.23'lük ama Emlak Konut'ta 1.72'lik bir çıkış olduğunu görüyorum yabancı çıkışı. Burayı da incelemek bizim için önemli. Ama her zaman söylediğim gibi günlük takas bizim için çok önemli değil. Haftalık ve aylık daha önemli. Şimdi haftalığa geldiğimde artanların içerisinde ben yine temel olarak garantiyi görüyorum. TSKB'yi görüyorum. Şimdi bu da benim için demek ki bankalarda evet olumlu hava sürüyor. Doğan Holding burada haftalık en çok da, Burada günlük en çok çıkanlar alanlardaysa benim bir yorum yapmam lazım. Demek ki burada Doğan Holding tarafında bir kar realizasyonu söz konusu. Günlükte satışın yoğun olmasının nedeni ciddi bir kar verdikten sonraki satış realizasyonunun gerçekleşmesi demektir. Ereğli'nin yine haftalık olarak en çok artanlarda olduğunu, Türk Hava Yolları'nın tavın burada olduğunu görmem artı temel şirketlerin yukarı yönlü iyi gidişatlar sağladığını anlamam demektir. Şimdi sağ tarafa geldiğimde Tüpraş'ı görüyorum, Petkim'i görüyorum. Yani burada biraz petrolün de geri çekilmesiyle petrol tarzı şirketlerin aşağı doğru çekildiğini görebiliyorum. Aynı zamanda burada bakayım başka Tofaş'ı görüyorum. Aksa'yı, Türk Telekom'u, Tekfen'i görüyorum. Bunlar da benim için düşün şeyini şirketler demektir. Burada işte ben hangi şirketler tarafındaysam buna mutlaka dikkat etmem ve günlük olarak incelemeler gerçekleştirmem gerekiyor. Son olarak aylık bazdaya da bakalım. Aylık bazda yine en çok takasın artanlarda garantiyi görüyorum. Aynı zamanda TSKB'yi yine görüyorum. Yani TSKB ve garanti tarafında olumlu olduğunu görebiliyorum. Doğan Holding'i emlak konutu görüyorum. maşı görüyorum. Migros'u ve Anadolu Efes'i görüyorum. Aylık yabancı takası en çok azalan hisselere baktığımda Ford Auto'yu görüyorum. Kardemir'deyi, TÜPRAŞ'ı, Enerjisa'da burada ciddi bir çıkış olduğunu görüyorum ki Enerjisa bildiğiniz gibi benim beğendiğim şirketlerden bir tanesidir. Biraz daha satış baskısı devam ederse daha da uygun seviyelere gelecektir ve uzun vadeli toplamak için uygun seviyelerde olacaktır. Burada alım ve satım tarafında baskın olan hisseleri çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi ne tüm hisseler buraya eklendiği zaman işlerin biraz karıştığını görüyoruz. Günlük bazda en çok artanlar yine 2807. Mesela buraya Mobil et giriyor, Angen giriyor, Ostim giriyor, Pınar Su giriyor, Odaş giriyor, Avot giriyor. Neden bunlar gerçekleşiyor? Çünkü BIST 100 dışındaki şirketlerde olduğu için özellikle de sermayeleri yani mevcut ödenmiş sermayeleri ve aynı zamanda da piyasa değerleri düşük olduğu için ufak satımlar yüzdesel bazlı baktığımızda şurada görebileceksiniz. Yüzdesel bazlı baktığımızda çok ciddi çıkışlara sebebiyet vermiş oluyor. Aynı şekilde burada mesela Yaylıyı görüyorsunuz. %-3.33'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Aslında çok yüklü bir satış olmasa da böyle bir değerin olduğunu görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi piyasa değerleri düşük. Hemen burayı da hem ekranda tutmaya çalışıyorum. Üzerinde anlatımlarımı gerçekleştirir ki sizler kendi şirketlerinizle de bakabilirsiniz. Yine işte burada en çok azalanlarda günlükte Lokman Ekimi, Manas'ı görüyoruz. Doğan Holding'i görüyoruz. Emlak Konutu, Öz Gayrimenkulü, Merko, Yayla'yı vesaire görebiliyoruz. Haftalıkta baktığımızda dişe dokunur yine büyük hisselerden çok bir hisse olmadığını görüyorum. Satış tarafında fakat Naten'i görüyorum. Natural gazı. Aynı zamanda yayla yine görüyorum Orge'yi görüyorum ki Galata Wind'i görüyorum. format Enerjisa, Martı Dojo ve BJK AS'yi görüyorum. Şimdi burada öncelikle haftalık bazda en çok satılanlardan bakalım şöyle bir 2, 3, 4 tane enerji şirketinin olduğunu görebiliyorum. Bu benim için aslında güzel bir durum. Çünkü enerjinin ve yazılımın ben sonuçta çağımın geleceğinde en önemli noktalarda olduğunu biliyorum. Peki bunun yanında aynı zamanda enerji şirketlerinde satış baskısı varsa, yabancı oranın çıkıyorsa, fiyatlar geri çekiliyorsa uzun vade almam için uygun bir senaryo Tabii ki uygun bir senaryodur. O zaman buralardan değerlendirmem için fırsatlar olacaktır. Yine bunun haricinde sizin elinizde herhangi bir hisse de varsa örneğin sizin elinizde Anel var. O zaman geliyorsunuz aylık bazda artışın olduğunu görüyorsanız güvenli bir seyirde olduğumuzu görüyoruz. Ama elinizde mesela Yunsa var. Burada aylık bazda en çok satılanlar arasında olması da bize olumsuz bir seyir olduğunu söylemiş oluyor. Sadece illa bir çıkarım yapmamıza gerek yok. Doğrudan hisselerimizde buradan mutlaka takip etmeliyiz. Bir de benim en çok baktığım noktalardan bir tanesi bildiğiniz gibi BIST'in yıl içi yabancı oranı grafiği. Her zaman borsalarımızda yabancı kalmadı. Bu yüzden yabancının bir önemi yok artık deniliyor ama gördüğünüz gibi şu anda %33 yani 3'te 1'i yabancı olan bir borsada nasıl yabancının bir yararı yok, bir faydası yok veya bir etkisi yok diyoruz. Bunu bilmiyorum ama şu an benim için hala %33'ü yani 3'te 1 yabancı olan bir borsada yabancılar mutlaka önemlidir. Buna göre bir analiz gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu an yabancı payına baktığımızda maksimumda %66 minimumda %32.93'ü görüyoruz. Şu an cari değerin %33 olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse dip seviyelerde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu tabii ki bizim için olumlu bir seyir, olumlu bir durum değildir. Ama mutlaka yabancı oranı da takip etmemiz gerekiyor. Sizlere bununla ilgili yeni bir videoda çekeceğim. Ben Bistin Yılıç yabancı oranı grafiğinin çok ciddi artıp lerin üzerine birkaç ayda çıkacağını düşünüyorum. Bunun hangi tarihlere denk geleceğini, hangi senaryoyla gerçekleşeceğini de sizlere anlatmaya çalışacağım. Bugünlük yabancıların kuvvetle aldığı, kuvvetle sattığı hisseleri sizlere göstermeye çalıştım. Buralardan fikir yürütmeye çalıştık ve bu hisseleri görüp buna göre pozisyon almamız gerektiğini gördük. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.